Hazreti Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, rüyada gördüğünüz şeylerin isimlerini, o rüyayı yorumlamada esas alın. Keza gördüklerinizin künyelerini veya kinaye anlamlarını da dikkate alın. Rüya ilk yorumcuya göre vuku'a gelir, öyleyse rastgele kimselere anlatmayın. Rüyada tükürmek. Rüyada tükürüp görmek, kişinin kuvvetine işarettir. Tükürüğünün kuruduğunu gören kimse, akranının yaptığı işleri yapmak ister fakat bunu yapmaktan aciz kalır ve sözü az itibar görür. Ağzından süt kaymağı ve köpük çıktığını görmek, söylemekte olduğu batıl sözlerine, düzdürdüğü yalan ve iftiralarına delalet eder. Tükürük, kişinin malı ve kudretidir. Bir duvar üzerine tükürdüğünü gören malını Allah yolunda cihada sarf eder, yahut ticarette kullanır. Yere tükürdüğünü gören kimse bir arazi veya akarsu satın alır. Ağaç üzerine tükürdüğünü gören sözünden döner, yahut yeminini bozar. İnsan üzerine tükürdüğünü gören, o insana iftira eder. Tükürüğünü sıcak görmek, uzun ömre delalet eder. Tükürük, söz, ilim yahut malda ziyadeliktir. Bazen, tükürük rahatlığa ve nikahla rahatlığı talep etmeye, bazen de sıhhate delalet eder. Birinin ağzına tükürmesi tüküren kişinin ilminden faydalanmaya veya ondan ilim almaya işarettir. Yine bir kişinin ağzına tükürmesi o kişiden el almaya işarettir. Tükürük ilimle ve ağzından çıkan sözle de yorumlanır. Bu nedenle tükürüğü yutmak söz söylemekten vazgeçmeye yahut ilimde cimrilik yapmakla yorumlanır. İnsanlara yahut diğer canlılara tükürmek, tükürük temiz ise onlara ilmiyle yardım etmeye yahut onlara kendi ilminden öğretmeye. Başkasının ona tükürmesi de tüküren kişinin ilminden faydalanmaya yorumlanır. Eğer tükürük pis ise o kişi kötü söz söyler. Videomuzun sonuna geldik. Video ile ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlarda yazabilirsiniz.